Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece background, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Ben öyle Erdoğan'a benzemem. Beni Erdoğan'a benzetmeyin. Ben Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum deyince Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'de kendi etrafımda 3 tur döndüm. Ne Hasan Basri Çantay'a benziyordu, ne Alaca Mescid'deki 41 bayrak adama benziyordu. Ama söze geldim mi Kuvayi Milliyeciyim. Şimdi Kuvayi Milliyeci'li bir genel başkansan sen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sigaya çek. De ki, benim Kuvayi Milliye karakterim vardır dediğim gün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dışarıdaki mahfillerde belirleneceğini söylüyorsun ya, ben sana ne edeyim, 40 katır mı 40 satır mı de, der mi? Demez. Demez. Nereden belli demeyeceğim? Ya ben sizin demokrat amcanızın dediği gün Edirne Belediye Başkanı'nın darbeye şakşakçılık yapmaktan cezasının kesinleştiği gündü. Demokrat olduğunu iddia eden bir genel başkan tutar da biz en son bugünleri 30 yıl önce görmüştük, 36 yıl önce görmüştük. O zaman uykudaydık, şimdi değiliz. O zaman içelim şerefe dediğinde arkasından 3 sene sonra yerel seçimler yapıldı. Bu arada CHP'li eski milletvekili Öztürk Yılmaz da geçen dedi ki Kılıçdaroğlu'nun darbe izni 3 gece aradım. 4 kez aradım dedi. Bu şimdi, darbeyi kına dedim, kınamadı. 1,5'a kadar demokrat da bekledi. Amca, 1,5'a kadar demokrat amca. Demokrat amca. Z kuşağının böyle üzerinden tanklar geçirilirken kılın kıpırdamadı. Şimdi demokrat amcanızım diyorsun. O fotoğraf ortaya çıktığı için ne desem boş ama en azından Öztürk Yılmaz'a de ki sen beni o gece 4 defa aramadın da. De yani bunu. Ben Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum diyorsun ya. Çık şimdi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde cumhurbaşkanları. Orada bir ikrar da var. Hı hı. Çok çalışmak, çok başarılı olmak, ülkenin sağını solunu düzeltmekle olmuyor diyor. Bunlar diyor gider diyor, uluslararası güçler ne diyor bu işe diyor. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını herhalde burada hatırlatmak gerekir. Hatırlatın. Dünyada askeri darbeleri destekleyerek iktidar değişimlerini gerçekleştirdik. Artık bundan sonra muhalif grupları destekleyeceğiz. Darbelere destek olmayacağız. Birebir uyumlu. Açıklaması da var. Ya ben şöyle ama hala gerçi şunu Biden söylüyorum. Biden de zaten artık darbeyle değil. Hayır, ama şöyle. Elemanlarımıza hayır demiş. Hayır bir dakika. Ya ben farklı düşünüyorum. Dediğin çok doğru, birebir örtüşüyor. Darbe yapmaya gücü yettiğinde yapıyor. Bu ülkede de bir şeyi yerinden oynatamadığını hissettiğinde elinde de darbe yaptırma gücü varsa yaptırır. Bunu deme sebebi, dediğinize %100 katılıyorum, deme sebebi o güç elinden gitti. Yani milletin şöyle, iradesi aldı o. Tabii, tabii. Türkiye'de ilk defa bir darbe bastırıldı. Şimdi İbrahim, ben dolayısıyla o, yani bu artık Zülfiyare dokunan açıklamalar, bunu gazetemde de yazacağım inşallah. Bu Türkiye'nin gündemine oturmalı. Yani Yusuf Hocam, bu AK Parti'ye aslında bir ay seçim malzemesi olarak yeter. Yani ama nasıl işlenecek bilmiyorum. Gözden tabii, kayıp yani gidecek bu, mi? Yani bak Hatay Belediye Başkanı böyle diyor. Ben biraz önce söyledim. İzmir hiçbir Belediye şey Başkanı artık yani. İzmir Belediye Başkanı da diyor ki Kıbrıs'ı Kıbrıslılar halletsin. Size ne diyor ya?